Türk Telekom'u tercih eden 51 milyon abonemize sonsuz teşekkürler. Saydık, sevdik. Türk Telekom değerli hissettirir. Doğa Bize Emanet serisinde güzel ülkemizin benzersiz doğasının nasıl büyük bir uyum içinde olduğuna bir kez daha şahit olduk. İşte bu uyumun sırrı doğada hiç israf olmaması. Peki biz niye bu doğanın bir parçası olduğumuz halde her geçen gün artan şekilde gıdalarımızı israf ediyoruz? Ama iyi haber, hep beraber bu israfın önüne geçebiliriz. Nasıl mı? Gıda israfının doğal kaynaklarımıza etkisi çok büyük ama çözümü kolay. Gıdalarımızı ihtiyacımız kadar satın alarak, doğru koşullarda saklayarak bunu başarabilir ve güzel ülkemizin eşsiz doğasını koruyabiliriz. Şimdi değişim için el ele vermeye var mısınız? Öyleyse bizi takipte kalın. Çünkü beraber yapabileceğimiz çok şey var. Kargom Sende ile uçtan uca daha temiz bir çevre. Kargom Sende olarak karbon salınımını minimize edebilmek için uçtan uca teknolojik altyapımızı kullanıyoruz. Rotalama sistemimiz sayesinde el terminallerimizle en ideal ve en kısa rotayı belirliyoruz. Böylelikle her dağıtım için daha az akaryakıt tüketiyoruz. Kontrol Bende hizmetimizle alıcılara 4 saatlik teslimat aralığı veriyoruz. Ayrıca gönderinin dağıtıma çıktığını bildiriyor ve tam zamanında teslim ediyoruz. Alıcı tüm bu bilgilendirmelere rağmen evde değilse adresini, teslimat kişisini veya teslimat zamanını değiştirme imkanı verip çoklu ziyaretin önüne geçiyoruz. Çünkü yeni nesil dağıtım şirketi olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yola çıktık. Kargo sende, o iş bizde. 28 Aralık 2020'de başlayan Küresel Umut Festivali programı birinci yaşını kutluyor. Geçen bir senede Türkiye'de sürdürülebilirlik alanındaki en büyük iletişim platformlarından birine dönüşen Küresel Umut Festivali programı kapsamında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hedefleyen 11 etkinlik düzenlendi ve bu etkinlikler 4,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Birinci yaşımızı kutladığımız 28 Aralık büyük buluşmasında ise geçen bir yılı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sonrasını değerlendirecek 2022 yılına yönelik taahhüdümüzü ortaya koyacağız. Günaydın, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, değerli bakanlarımız, değerli Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ofis başkanlarımız, kıymetli bakan yardımcılarımız, Birleşmiş Milletler yöneticileri, kamu ve iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyeleri, takipçileri. Bundan tam bir yıl önce Turkuaz Medya Grubu ve In Business dergisi öncülüğünde ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde başlattığımız sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeyi ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını kamuoyunda bilinirliğini arttırmaya amaçlayan Küresel Umut Festivali'nin ilk fazının son toplantısı olan büyük buluşmamıza hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden webinarımızın açılış konuşmalarına geçiyor ve ilk konuşmasını yapmak üzere In Business Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hülya Güler'e sözü aktarıyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, devletimizin değerli bakanları, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin kıymetli yöneticileri, değerli bakan yardımcılarımız, saygıdeğer büyükelçiler, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, takipçileri, kıymetli iş ve kamu dünyamızın çalışanları, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları. In Business dergisi öncülüğünde Turkuaz Medya Grubu'nun Küresel Umut Festivali kapsamında gerçekleştirdiği büyük buluşma toplantısını açarken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere In Business dergisi ve Turkuaz Medya Grubu olarak iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını, sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve kamuoyunda bilinirliğini artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekerek teşvik etmek ve tanıtmayı amaçlayan bir platforma imza attık.
Bu amaçla bundan tam bir yıl önce 28 Aralık 2020'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gerçekleştirdiğimiz 2030 yolu zirvemiz ile Küresel Umut Festivali programını başlattık. 2021 yılı içinde 10 farklı webinar düzenledik. 28 Aralık 2020'de başlayan ve geçen bir senede Türkiye'de sürdürülebilirlik alanındaki en büyük iletişim platformlarından birine dönüşen Küresel Umut Festivali programının birinci yaşını bugün sizlerle kutluyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye'nin en büyük buluşması olarak nitelendirdiğimiz bu buluşmada geçirdiğimiz bir yılı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sonrasını değerlendirecek 2022 yılına yönelik taahhüdümüzü ortaya koyacağız. Dünyamızı saran pandemi süreciyle iyice önem kazanan sürdürülebilirlik konusu, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini daha da önemli hale getirdi. Bu projeye başladığımızda amacımızı sürdürülebilirlik konusunda ülkemizdeki farkındalığı artırmak ve gerekli adımların atılması için tüm tarafları harekete geçirmek olarak koymuştuk. Küresel Umut Festivalimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Hikayeler başlığı altındaki webinarlarla 170 konuşmacı, 45 özel oturum ve 25 panele ev sahipliği yaptık. Türkiye ve dünyadan önde gelen birey, kurum ve kuruluşların sürekli desteğiyle sürdürülebilirlik konusuna her açıdan dikkat çektik. Küresel Umut Festivali kapsamında gerçekleştirilen webinarlarımız canlı olarak 12.500 takip, YouTube üzerinden ise 4.5 milyon görüntülenme ve 2.6 milyon izlenme sayılarına ulaştı. Ulaştığımız bu sayılarla sürdürülebilir kalkınma amaçlarının geniş kitlelere duyurulması misyonumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Dünyamıza hizmet eden bu festivali geleneksel hale getirerek 2030 yılına kadar taşıyacağız. Değerli izleyiciler, biraz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çıkış noktasına sizi götürmek isterim. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temel hedefi 2015-2030 dönemi boyunca kimseyi geride bırakmama sloganı ile hiçbir ülkenin ve hiç kimsenin kalkınma sürecinde geride bırakılmaması için çalışılmasıdır. Dünya liderleri 2015 yılında 2030'a kadar 3 önemli işi başarmak için uzlaşmış ve bu 3 ana başlığı aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğini düzeltmek olarak belirtmişlerdir. Tüm dünyada kalkınmanın yönünün daha sürdürülebilir bir rotaya evrilmesini öngören 2030 gündemi kapsamında bu ana başlıklar altında toplam 17 sürdürülebilir kalkınma amacı tanımlanmıştır. Toplamda 169 hedefi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını kapsayan bu hedefler, eşitsizliklerin giderilmesi, ekonomik büyümenin ve istihdamın güçlendirilmesi, şehirler ve yerleşim alanlarının iyileştirilmesi, sanayileşmenin sağlanması, okyanusların ve ekosistemin korunması, enerjinin daha sürdürülebilir biçimde üretilmesi ve tüketilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketimin geliştirilmesi ve insan haklarının güçlendirilmesi amaçları benimsenmiştir. Turkuaz Medya olarak çıktığımız bu yolda yaklaşık 9 aydır düzenlediğimiz webinarlarda bu hedeflerin hepsine dokunmaya ve tartışmaya gayret ettik. Bu süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz webinarlarda kapsayıcı olduğuna inandığımız tema başlıkları şu şekilde oldu. Umut veren kadınlar, su pozitif Türkiye, sağlıklı ve kaliteli yaşam, açlık ve yoksullukla mücadele, eğitim, karbon nötr gelecek, sorunlu tüketim ve üretim, sıfır atık, sürdürülebilir kentler, temiz enerji ve sürdürülebilir kalkınma. Grup olarak sürdürülebilirlik konusu önemsiyor ve hepimizin geleceği için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm kanal ve yayınlarımızda bu konunun önemine dikkat çeken ve kamuoyunu bilinçlendiren çalışmalara yer veriyoruz. Bugün burada ağırladığımız isimler, ülkemizde ve yurt dışında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına önemli imzalar atmış ve atmakta olan doğayan kişiler olacaktır.
konuşmamın sonuna gelirken, bizim için önemli ve anlamı çok büyük olan projemizin destekçilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Projemizin gerçekleşmesi için desteklerini bizden esirgemeyen, en başından itibaren yanımızda bulunarak bize çok değerli desteklerini sağlayan saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, değerli bakanlarımıza, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin değerli başkanlarına, kıymetli başkan, bakan yardımcılarımıza, değerli büyükelçilerimize, Birleşmiş Milletler Alanı'nın çok kıymetli yöneticilerine, bizimle olan tüm sivil toplum kuruluşlarına, değerli panelistlerimize, siz kıymetli izleyicilerimize ve yanımızda olan tüm sponsorlarımıza da ayrıca bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Umarız ki çok yakında dünyamızda bu hedefler herkes tarafından sahiplenilsin, gerekli yerine getirilsin, hem dünyamızın hem de insanlığın sürdürülebilirliğine destek olsun. Bu vesileyle hepimize sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine bir kez daha sahiplendiğimiz mutlu ve umutlu bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim.